ta sahanlığımızın batı sınırlarında belirli. Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da... Lütfen eylemediniz olmalıdır! Nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşma, Türkiye ile uğraşma. Efendim, sabah şerifleriniz hayır olsun. Bendeniz Fehmi Çalmık, Bir Politik Adam programından hepinize hayırlı sabahlar, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ahmet Arif'in dizeleriyle yürek işçisi, fikir işçisi olan başta gazeteci arkadaşlarım olmak üzere tüm emekçilerin 1 Mayıs bayramlarını canı gönülden kutluyoruz. Bugün tarihe kayıt düşeceğimiz bir konuğumuz var. Gelecek nesillere emanet edeceğimiz, şimdiki nesillere ise er mektubu görülmüştür cinsinden Cumhuriyet'in 100. yılını konuşacağımız bir konuğumuz var. Konuğumuz Anavatan Partisi eski genel başkanı, eski Milli Eğitim Bakanı, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Erkan Mumcu. Sayın Genel Başkanım, hoş geldiniz. Hayırlı sabahlar efendim. Hoş bulduk. İyi sabahlar, iyi Ramazanlar. Değerli izleyiciler, bugün Erkan Mumcu'yla belki siyaset ötesinde Türkiye'nin gelecek tahayyülünü, Cumhuriyet'in, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıldaki vizyonunu, 100 yılı konuşmak için buradayız. Bu 100 yılı konuşurken belki ünlü bir tarihçinin söylediği en önemli bir söz var. Türk milletinin en usta devlet, birinci sınıf devlet kurma konusunda usta olduğunu belirtir. Türklerin bu topraklarda, Anadolu'nun ruh kökünde ikame ettikleri Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı. Sayın Genel Başkanım, konuşmaya şuradan başlamak istiyorum. Bir 100. yıl değerlendirmesi yapar mısınız dediğimizde aklınıza gelen satır başları nelerdir efendim? Her şeyden önce üzerinde konuştuğumuz şeyin Cumhuriyet olduğunu hatırlamak ve hatırlatmak isterim. Yani bu sorunun odağında, yanıtların da odağında hiç şüphesiz Cumhuriyet'in ta kendisi var. Ancak Cumhuriyet deyince ne anlamamız gerektiği konusunda belki bir parça açıklık getirmekte yarar var. Çünkü Cumhuriyet'i nevzuhur varlık olarak algılamak ya da böyle sunmak çok doğru bir şey değil. Cumhuriyet aslında Osmanlı'nın modernleşme arayışlarının bir nihai ürünü. Yani kendisinden önce bir yüzyılı da var. Hatta yüzyıldan daha uzun bir geçmişi de var. Ancak yani hanedanın yerine ya da meşruti rejimin yerine cumhuriyet rejiminin kurulması diye baktığımızda, meşruti monarşinin yerine cumhuriyet rejiminin kurulması diye baktığımızda, o zaman yüzyıllık bir geçmişten söz etmek isabetli olur. Ama cumhuriyeti sadece egemenlik sistematiğinin değişmesi biçiminde algılayarak da sağlıklı bir yargıya ulaşamayız diye düşünüyorum. O bakımdan Cumhuriyeti daha çok kendisinden, yani ilanından 100 yıl öncesinden başlayan bir modernleşme arayışının meyvesi ve bir safhası olarak görmek gerektiğini düşünüyorum. Yani Cumhuriyeti Tanzimat ve ıslahat fermanlarından ve birinci, ikinci meşrutiyetlerden ayrı düşünmek imkansız. Yani düşünmeyi deneyebilirsiniz de sağlıklı, akılcı bir temele oturamazsınız. Yani buradan şunu mu anlamalıyız? Bir miras üzerine kurulan bir cumhuriyet var. Elbette. Yani aslında siz demin bir şey söylediniz. Yani bu Türklerin devlet kurma yeteneklerine atıfta bulunan bir düşünürden söz ettiniz. Ya bu çok övünmemiz gereken bir şey değil. Ama şunu ben şu bağlamda söylemek istiyorum. Yani bir nevzuhur varlık değildir Cumhuriyet. Belki bir küllerinden yeni doğmadır. Belki bir vasu badelme, yani öldükten sonra dirilme halidir Cumhuriyet. Yani Cumhuriyeti nevzuhur
geçmişi, kökleri hiç olmayan, geçmişte varlığı hiç olmayan bir şey gibi düşünmek doğru değil. Belki sonuçta Cumhuriyet elitlerinin de en çok takıldığı, belki de kısır olan bir skolastik düşünceye mahkum olduğu konu da bu. Cumhuriyetin öncesini yok saymak. Evet, böyle bir sorunumuz oldu ama şu cümleyi tamamlamama izin verin. Sonuçta Cumhuriyet Türklerin Cumhuriyetidir. Yani bunun altını çizmek gerekiyor. Yani tarihsel bir varlığın, tarihsel bir varoluşun yeni bir safhasıdır. Cumhuriyeti böyle görmek zorunda olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak başlamak lazım konuşmaya. Dediğiniz doğru, bu biraz eski rejimin bakiyesine karşı duyulan kaygı ve korkunun da ürünü bir şeydir biraz. Yani ama bir taraftan da geçmişe sağlam bir sünger çekme arayışının da ürünüdür. Çünkü yani Cumhuriyet ileriye dönük hedefler üstüne kurulmuş bir sistem. Aslında Cumhuriyeti bir kültür devrimi olarak ele almak, bir siyasi devrim olarak ele almaktan daha doğru bir yaklaşım olur. Dedim ya, Osmanlı modernleşme arayışlarının bir ürünü olarak ortaya çıkmıştır tarih sahnesinde ve bir yeni bir safhası olarak ortaya çıkmıştır tarih sahnesinde. İşte o arayışların esası bir zihinsel, kültürel yenilenme arayışlarıdır. O arayışların siyasi sonuçlarından biri olarak Cumhuriyet tarih sahnesinde var olmuştur. Sayın Biraz Genel Başkan, bu söylediklerinizden şöyle anlama imkanım olur mu? Cumhuriyetin 100. yılında, Cumhuriyetin 100. yılını kutlamadan önce Cumhuriyeti anlama konusunda belki saatleri ayarlama enstitüsü gibi, belki medya okur yazarlığı gibi, Cumhuriyet okur yazarlığı gibi bir konu üzerinde Cumhuriyeti nasıl anlamalı ve yorumlamalıyız konusunda kamuoyunu aydınlatmamız gerekir. Kesinlikle haklısınız. Bu devlete ve Cumhuriyet'in bütün kurumlarına düşen bir görev. Yani Cumhuriyet'in bütün kurumları derken mutlaka kamuya ait kurumları kastetmiyorum. Yani sivil toplum örgütlerini de, şirketleri de, hatta tek tek aydınları da bunun işine katarak söylüyorum. Yani bugün yaşayan kuşağın tamamı Cumhuriyet neslidir ve Cumhuriyet'e karşı borçludur. Bizim Cumhuriyet'in neliğini, nasıllığını, ne içinliğini anlamak ve anlatmak konusunda çok büyük gayretler ortaya koymamız gerekiyor. Şimdi bunu söylediğiniz için şunu söyleyeyim. Ben bir grup arkadaşımdan rica ettim. Şöyle bir çalışma hazırlayacağız inşallah. Bakalım muvaffak olabilecek miyiz? Yüzyılın yüzleri diye bir proje, bir de yüzyılla yüzleşme diye bir proje hazırlıyoruz. Birincisinde Cumhuriyet'in yüzyılının önemli yüzlerini, simalarını, düşünce adamlarını, kültür adamlarını, fikir adamlarını, siyaset adamlarını belli bir yani izlenebilir bir akış ve tabii ki mantıksal olarak izlenebilir bir akış içinde tanımaya, tanıtmaya dönük bir proje. İkincisi de yüzyılın problemleri, yani Cumhuriyet'ten bugüne yaşadığımız yani yüzyılın problemleriyle yüzleşme üstüne bir konuşmalar serisi, yani alanın ilgilileriyle bir konuşmalar serisi hazırlanması üzerine ben bir çalışma başlattım. İnşallah 100. yıla yetişeceğini umuyorum ve 100. yıla yetişmeden yani bize ana akım medya açık olmayacaktır hiç kuşkusuz. Ama biz de işte alternatif mecralardan bunu başarılar yani yapacağız inşallah. Üzerimize bir görev düşerse başımızla beraber, ama pası siz attınız. Yüzyılla yüzleşme, yüzyılla yüzleşmenin ana karakterlerine baktığımız zaman Cumhuriyet'in var olan sorunları var, sistem sorunu var.
Ve karşımda bugün Anavatan Partisi eski bir genel başkanı var ama Cumhuriyet Halk Partisi lideri siyasete sokmamaya gayret edeceğim zat halinize ama dostlarım dediği Millet İttifakı'nın en çok şikayet ettiği Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ana nüvesini oluşturan Türkiye'de 23 Cumhuriyet'in ilanı, 50 demokratik hayata geçiş, aradaki darbeleri, muhtıraları saymazsanız üçüncü olarak Cumhurbaşkanlığı halk tarafından seçilmesine ilişkin anayasa değişikliğini veren bir siyasi partinin genel başkanı var karşımızda. Şimdi 100 yılla yüzleşmenin bir sistemsel sorunları var. Kültürel sorunları var. İşte bazıları Kürt sorunu, bazıları bölücü terör sorunu ve din sorunu var. Belki Türkiye'nin 15 Temmuz'da da en direkt yaşadığı, direkten döndüğü bir nokta. İşte Cumhuriyet'in 100. yılıyla yüzleşmenin ana sorunları var. İlk önce konudan başlayalım. Siz bir anayasa değişikliği verdiniz ve Cumhuriyet'te yüzleşme konusunda demokratik yeni bir açılım, bir sistem değişikliğinin önünü açtınız. Sayısal az milletvekiliydiniz ama ağırlığınız, özgür ağırlığınız Türkiye'de bir sistem değiştirecek kadar güçlüydü. Sayın Genel Başkan, buradan başlayalım. Teşekkür ederim. Evet, gerçekten tarih bize böyle bir fırsat verdi. Yani ancak bir grup oluşturacak milletvekili sayısıyla siyasal sisteme esaslı tesir edebilecek bir etki imkanını konjonktür verdi. Her ne kadar bu bugün gözlerden kaçırılmak istenen, üstü örtülen, saklanan bir şey olsa da sonuçta tarihin dikkatinden kaçacak bir şey değil. Cumhurbaşkanını halkın seçmesinden söz ediyoruz. Bu fikrin savunucusu, dolayısıyla hayata geçmesindeki en önemli aktör biz olduk. Bizim partimiz oldu. Kişisel olarak da doğrusu ben oldum. Ama bunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen sistemle ilişkilendirilmesini doğru bulmuyorum. Cumhurbaşkanlığının halk tarafından seçilmek yerine parlamentoda seçilmesi bizde her zaman siyasi krizlere yol açmıştır. Daha çok Cumhurbaşkanlığının sistemin merkezinde yer alan merkezi rolü nedeniyle bir takım oligarşik girişimlerin de dolayısıyla demokrasinin biraz dejenere olmasına imkan sağlayan girişimlerin de kaynağı haline gelmiştir. Ben bunun çözümünün tek yolunun, yani çözmenin tek yolunun seçim işini halka bırakmak olduğunu, zaten yani seçim işini doğrudan demokrasi deneyimlerinden uzaklaşan bütün ara seçim modellerinin, yani delegeli seçim, temsilcili seçim modellerinin giderek meşruti sistemlere daha yakın olduğunu, daha demokratik sistemlerin daha doğrudan seçimlere yakın olduğunu düşündüğüm için bunu önermekteydim. Sonuçta Türkiye öyle bir krizle yüzleşti ki 367 krizi denilen kriz, o da yani dün gece bir televizyonda bir parçacık rast geldim. Yalan dolanla işte herkes kendi avcı hikayelerini anlatıyor. İşte 27 Nisan muhtırasına da denk gelen bir dönemeçte başka çıkar yol bulamayan iktidarın bu teze sarılması sayesinde anayasa değişikliğine dönüştü ve hayatımıza geçti. Ama bunun Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle karıştırılmaması lazım. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, belki onu da konuşacağız. Cumhuriyeti eğer çeşitli safhalara ayıracaksak, Cumhuriyet'in biraz meşruti sistemlere yaklaştığı, yani hatta birinci meşrutiyete neredeyse yaklaştığı bir geri dönüş. Bir tek adam iradesinin milli egemenlik iradesinin üstünde bir yere konulması süreci bana sorarsanız. Yani bunun bir demokratik temsili sistem olduğunu, daha doğrusu ileri demokratik bir temsili sistem olduğunu maalesef söylemek mümkün değil. Şunu açıklık getirebilir miyiz? Zatıaliniz teklifinde Cumhurbaşkanı'nın halk tarafından seçtirilmesi var. Belki bugün
bazı siyasi partilerin dillendirdiği güçlendirilmiş parlamenter sistem modeli midir? Yoksa 1970 yılında Milli Nizam Partisi ve rahmetli Turgut Özal'ın da çok öngördüğü başkanlık veya yarı başkanlık sisteminde mi bir Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmesidir? Bir kere her şeyden önce temel olan şey Cumhurbaşkanlığı seçecek iradenin doğrudan doğruya millet yani seçmen iradesi olmasıdır. Bu çok önemli bir şey. Bunun yani parlamento tarafından seçilen Cumhurbaşkanı ile doğrudan millet iradesiyle geniş halk kitlelerinin seçimiyle seçilen Cumhurbaşkanı'nın iradesi arasında bir farkın oluşacağı kuşkusuz. Bu irade farkı, bu güç farkı dikkate alındığında iki şey gözetilebilir. Ya anayasal düzenin istikrarını, emniyetini gözetecek bir cumhurbaşkanlığı rolü yahut yürütmeyi kuracak ve yürütmede istikrarın sembolü olacak bir cumhurbaşkanlığı rolü. Bu ikisi de mümkün. Bu ikisi de çeşitli demokratik ülkelerde deneyimlenmiş ve başarılı çözümler. Başarısı kanıtlanmış çözümler. Biz her ikisini de yapabilirdik. Benim tercihim yürütmede istikrarın da tesis edilmesi bakımından bunun yürütmeyi de tayin eden bir başkanlık formülünde kurgulanmasıdır, işletilmesidir. Şimdiki modelin bundan farkı nedir efendim? Şimdiki modelin model denecek bir ciddiyeti yok. Bu bir tek adam rejimi. Bu birinci meşrutiyet monarşisindeki padişahın yerine seçilmiş bir padişah atamaktan başka bir şey değil. Bundan dolayı kimse gücenmesin. Bu ne Recep Tayyip Erdoğan'ın şahsıyla ilgili bir mesele. Yani orada Recep Tayyip Erdoğan değil de Fehmi Çalmık otursaydı ya da Erkan Mumcu otursaydı daha demokratik olmayacaktı. Çünkü kurgu antidemokratik. Çünkü bütün güçlerin bir adamın elinde toplandığı rejime demokratik bir rejim demek imkanı yok. Bu meşruti bir rejim. Yani bir tür yani seçilmiş monarşi demek mümkün mü bilmiyorum ama bir tür böyle bir şey. Yani bunun dolayısıyla biz cumhuriyetin ilke ve hedeflerinden uzaklaşmaya nerede başladık? Radikal bir biçimde 12 Eylül'de başladık hiç şüphesiz. Ve 12 Eylül'ün davet ettiği bir süreç ve bir sonuç olarak şimdiki yarı başkanlık da denemez. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi denilen bana göre uydurma ve zaten de uymayan bir sistem durumuna geldik ve Türkiye bunun bedelini görüyorsunuz işte. 3 yıldır bu sisteme geçtiğinden beri çok ağır ödüyor, ödemeye de devam edecek. Yani çünkü köprüden Türk önce devletlerinin yeni kurulduklarında en aşağı bir 10 yıllık zaman tanırlar. O devlet yapılanmasının oturabilmesi için. Şimdi izleyicilerimizin zihninde netlik kazanmasına ilişkin öneriniz Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilmeli ve seçilmiş Cumhurbaşkanı'nın yürütmeyi oluşturması. Şimdi de Cumhurbaşkanı %51, 50+1 ile seçilmiş durumda. Ve yürütmeyi oluşmuş, yürütmenin başında olan bir cumhurbaşkanı modeli var. Ama sadece partili partisiz, bu tartışılabilir, partili bir cumhurbaşkanı başında? Var. Sadece yürütmenin mi başında? Hayır. Meclisin de başında, yargının da başında, her şeyin başında, gerçek bu. Yani böyle gerçeklere gözümüzü kapatarak bunu başka bir şeymiş gibi göstererek varabileceğimiz bir yer yok. Yani şu anda Türkiye'de siyasal, hukuksal yetkilerin tamamının toplandığı merkez cumhurbaşkanlığı. Ama hiç kimse tek başına bu yetkileri, bu kadar yetkiyi, bu kadar gücü kullanma imkanına sahip olamayacağı için işte bu güç ister bilinçli delege edilmiş olsun, ister bilinçli delege edilmekten ziyade aparılmış, çalınmış, tırtıklanmış, yani bir tür ikame edilmiş reisçikler tarafından kullanılıyor. Sonuç da ortada. Yani sabah sabah mübarek Ramazan günü muhalif sözlerden canı sıkılacak izleyiciler bizi bağışlasın ama gözümüzü kapatarak gerçeği değiştirmeyiz. Bir analiz yapma gayretindeyiz. Cumhuriyet'in 100. yılını çalışıyoruz. Cumhuriyet'in ilanı ve
demokrasiyle taçlandırılması, 1950 seçimleri, çok partili evet. siyasi hayata geçiş. Ve 10 yıl sonra bir darbeyle idam edilmiş bir başvekil var. 14 Mayıs'a geliyoruz. Belki Türk siyasi tarihinin en acı olayıdır. İdam edilmişken 4 defa daha asılan, her türlü işkenceye maruz kalan bir başbakan ve halen başbakanın hikayesini yazmamış, anlamamış bir toplum biri. Siz biraz önce demiştiniz ki avcıların tarihini okumaya devam edelim. Yani bu avcılar anayasa değişikliği ilgili. Avcı o zaman aslanlara düşen kendi tarihlerini anlatma ve yazmadır. Yani bu konuda da zatenize yönelik bir eleştirim de olsun. Kendi tarihinizi buyurun. Yazmalı ve anlatmalısınız ki biz avcıların tarihine mahkum kalmayalım. Şimdi ama orada buyurun. Cumhuriyeti buyurun. Koruma ve kollama anlamında dün askerler bu işi yapıyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vesayetle suçlanan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin haksızlıkla yapılsa bununla suçlanıyordu. Ama 15 Temmuz'dan sonra bir devlet defans gösterdi. Defans gösterirken kucağında bulduğu sistem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi oldu. Bizim 15 Temmuz bir neden sonuç ilişkisi olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yorumlayabilir miyiz Sayın Genel Başkan? Bu yani 15 Temmuz'un bir reaksiyonu olarak mı demek istiyorsunuz? Evet, yani ben soruyu böyle mi anlamalıyım? Ben evet. 7 Haziran bence, 2015 seçimi HDP'nin evet. Türkiye'de barajı geçip koalisyon ortağı olma ihtimalinden bu yana devletin bir refleks defans göstererek bu sisteme geçtiği görüşündeyim. Üstüne de bir de 15 Temmuz geldi. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi şuradan başlayalım. Bir kere çok partili hayata geçişimiz İkinci Dünya Savaşı'nın yarattığı şiddetli tehdit karşısında yeni bir kampın içinde güvenlik arayışının bir sonucudur. Ya yani yoksa Türkiye'deki siyaset kurumunun ya da toplumsal talebin demokratik bir olgunlaşmaya gelmiş olmasının sonucu değildir. Yine nasıl ki tanzimat fermanlarına ve giderek meşrutiyet ilanlarına başvurmamız hiç de siyasi rejimlerin, siyasi iktidarın ya da devletin doğrudan istemesiyle olmamıştır. İhtiyaçların zorlamasıyla olmuştur. Yani sen kadırgalarınla donanma kuramıyorsun. Adamlar artık çelik gemileri buharlı makinalarla yüzdürüyorlar. Sen bir yerden bir yere ordunu kanılarla taşımaya çalışırken adamlar motorize araçlarla cephelere taşınıyorlar. Ona göre silahlarla geliyorlar karşına. Artık tayyareler var. Bu gerçekler karşısında değişmenin bir zorunluluk olduğunu yoksa yitip gitmenin, yenilmenin mukadderat olacağını gördüğünüz için değişiyorsunuz. Yoksa her zaman iktidar sahipleri, güç sahipleri hali hazır durumu korumak isterler. Değişimi isteyecek olanlar ne en yoksullar ne en varsıllardır. Değişimi daima orta sınıflar ister. Yani elinde bir şey bulunan, yeni bir şey talep edecek kadar gücü bulunan fakat elindekinden de yetinemeyenler değişimi isterler. Dolayısıyla bu böyle oldu. 1950 çok partili hayata geçişimizde aslında NATO İttifakı içinde yer alabilmenin bir ön koşulu olduğu için böyledir. 1960 darbesiyle başlayan darbeler sürecine dikkatli bakalım. Bizim İngiltere ya da Rusya'nın tercihlerine göre hükümetler tayin etmemizin tarihi sanki Cumhuriyet'le mi başlıyor? Cumhuriyet'ten önceki 150 yılda padişahların tamamı sadrazamlarını ya İngiltere yani Londra İngiliz Büyükelçisi'ne ya Rusya Rus Büyükelçisi'ne danışarak atadılar. Bizde hükümetler Rusçu ve İngilizce olarak kurula geldi. 100 yılı aşkın bir süre. Almancı iddiaları Enver Paşa olayını yapacağız. Almancılık iddiası Rusya-İngiltere ittifakının artık kaçınılmaz olduğu görüldüğünde
Osmanlı'nın ittifak edeceği başka bir güç merkezi kalmadığı için Almancılık moda olmuş. Yani bir ikame. Bizde siyasi akımlar Tanduan'ın dediği gibi, hani komünizm lazım olursa biz onu da getiririz dediği gibi. Bizde siyasi akımlar devletin kendi beka ihtiyacının sonucu olarak öne çıkarılır, geri çekilir. Komünistleri Komünist Partisi'ni de kurdular. Sonra adamları katlettiler. Eğer Rusya ile ilişkiler devam edecek, yeni Sovyetler bir ilişkiler devam edecek, hatta onlarla bir pakt ilişkisi içinde olsaydık onlar iktidarda olacaktı. Sonra onları mapuslara, zindanlara gönderdiler. 1960'ta böyle bir hikayedir. Hiç böyle kendi iç hikayemiz gibi bir iç düşman uydurarak anlatmaya çalışmayalım. İç düşman uydurduğumuzda çünkü birilerimiz yalandan kahraman oluyor diye bunu yapıyoruz. Mış gibi oluyor diye bunu yapıyoruz. Düne kadar Adnan Menderes'e en küçük hayatında Adnan Menderes'e 3 kere Fatiha okumamış, samimi ihlaslı bir sevgi duymamış adamlar bugün kendilerini onun artçısı gibi takdim ederlerse ben buna inanamam. Çünkü ben bu adamların Adnan Menderes'i zani diye suçladıklarını, yani olmayan ihtira ya da hakaretlerle andıklarına şahidim. Evet. Özal için de aynı şey. Hatırlatmayı da yapayım, bakın bu da bir yerde video kayıt olarak girsin. Yani ya çok yalan söyleniyor. Bu 367 tezinin sahibi kimdir Fehmi Çamlık? Siz iyi bir gazetecisiniz. Özgün sahipleri kimlerdir? Herkes Sabih Kanatoğlu olarak bilir. Hayır, Bülent Arınç ve Abdullah Gül'dür. Tarihi ve belgesini merak edenler, grup başkan vekili sıfatıyla rahmetli Turgut Özal'ın seçilmesine, Anayasa Mahkemesi'ne itiraz dilekçesine baksınlar. Bulamayanlar benden istesin. Yani 367 tezinin mucidi Bülent Arınç'tır, Abdullah Gül'dür. Yani Özal'ın meşruiyet sorunu olduğunu mu belirtmek? Özal kesinlikle Özal Anayasa Mahkemesi'ne başvuru dilekçelerinde dayandıkları tez budur. Evet. Dayandıkları tez budur. Bu tezi 2005 yılında o gün kendi siyasi çıkarları öyle icap ettirdiği için yeniden servis ettiler. Kime karşı? Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini ya da seçilmeyi düşünmesini imkansızlaştırmak için. Ama bunu bugün Tayyip Erdoğan bile telaffuz edemiyor. Fakat bu gerçek. Bu apaçık ve hiç kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçek. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani ben zatenizi ne kadar iç siyasetten korunaklı bir hale getirsem de siz toforuya getirdiniz genel başkanım. Şimdi, hayır hayır. Hani bu iyi bir bazen derler ya kitabın ortasından konuşma veya en çok çalıştığınız noktalar olay bu. Doğrudan. Şimdi 27 Nisan'ın yıl dönümü. Herkes tankların üzerine çıkacak kadar demokrasi havalisi kesildiği bir dönem. Biz 15 Temmuz'u da gördük. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanlarının 131 arabalarında, Murat arabalarında, Tofaş arabalarında köprünün altında saklandığını, eski başbakanlık binasında perdeleri kapattıklarını, kendine oturdukları binada sığınakların içine saklandıklarını biliyoruz ve hepsi şimdi 15 Temmuz kahramanı. Şimdi 27 Nisan 367 noktası. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Cumhurbaşkanı'nı halk tarafından seçilmeyecek önceki bir dönem. Genelkurmay Başkanı çıkıyor diyor ki biz sözde değil özde cumhuriyetçi bir cumhurbaşkanı istiyoruz. Yani deniyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan aday, en büyük aday. Sen aday olma. Buradan başlayalım. Zatenliğiniz aktif şimdi, siyasette Anavatan Partisi'nin genel başkanı. Önce şu şeyi tamamlayalım. Bak, yani artık Türkiye'nin darbelerini güncel siyasi çıkarlarımıza, darbeler tarihini güncel siyasi çıkarlarımıza göre sömürmekten ve her gün başka bir şeye benzetmekten vazgeçelim. Bu darbe girişimlerinin tamamı kökü dışarıda projelerdir. Tamamı Türkiye siyasetini yeniden dizayn etmek isteyen emperyalist güçlerin tasarımlarıdır ve yerli araçları kullanmalarıdır. Tamamı, istisnasız tamamı. Bir kere bunu görmeden
Türkiye siyasetini konuşmakta, anlamakta mümkün değil. 60 darbesi dışarıdan güdümlü bir darbedir. 12 Mart. 80 darbesi dışarıdan güdümlü bir darbedir. 12 Mart'ı atlamayalım. 12 Mart da öyle bir girişimdir. 28 Şubat tamamen dışarıdan güdümlü, merkezi sivil operasyon aygıtı asker olan bir darbe girişimidir. Postmodern darbe girişimidir. 27 Nisan bir darbe girişimi değildir. Eğer bir askeri müdahale varsa çok önceden olmuş. 27 Nisan onun başarısızlığına kılıf buldu. Matem, başarısızlığının yasının tutulduğu gündür. 27 Nisan böyle bir şey değildir. Hatta 27 Nisan bildirisi bir muhtıra bile değildir. Ona muhtıra hüviyeti kazandırarak siyasi fırsat devşirdiği için sonradan amiraller bildirisine de aynı muameleyi yapmak istedi AK Parti medyası. Bunlar Sayın şimdi, Genel Başkan çok önemli, siyasi hayatı konusunda çok önemli bir hadise. Ama izin verirseniz bir reklam arasına gidelim. Bu konudan ne kadar devam süremiz edelim. Var? Yaklaşık 5-6 dakikalık bir reklam aramız var efendim. Tamam oldu, görüşmek oldu üzere. Efendim, Politik Adam programı reklamlardan sonra devam edecek. Reklam arasından sonra Politik Adam'a devam ediyoruz. Efendim, konuğumuz Anavatan Partisi eski genel başkanı, eski Turizm ve Kültür Bakanı, Milli Eğitim Bakanı Sayın Erkan Mumcu. Reklam öncesi Sayın Mumcu, Türkiye'deki darbeler tarihini kurgulanmış bir modernizasyon olarak görmüştü ve darbeleri teker teker anlattı. Asıl sorunumuz 27 Nisan'ın 27 Nisan bildirisinin muhtıra şeklinde yapılanın ne bir muhtıra olduğu, ne bir bildiri olduğu, bunun sonradan oluşan olaylara karşı bir beyan olduğuna şeklinde Sayın Genel Başkan yorumu vardı. Sayın Genel Başkan, kaldığımız yerden devam edelim efendim. 27 Nisan'ı konuşuyorduk. Evet, 27 Nisan muhtırası diye anılan şey o günün genel başkanının açıkçası biraz da kafayı çektikten sonra kendi inisiyatifiyle yayınladığı hadi bildiri diyelim, her ne olursa olsun ama ciddiyetten çok uzak bir şey. O işin arka planı kendisinden daha önemli. Tabii orada altı çizilmesi gereken şey o günkü Anayasa Mahkemesi'nin yine de bu muhtıra karşısında duyarsız kalamayışıdır. Yani 367 tezini kabul eden bir karar çıkarmış olması muhtıranın kendisinden daha önemlidir. Ama o Anayasa Mahkemesi heyeti devam etti. O Anayasa Mahkemesi üyeleri iktidarla uyumlu çalışmaya, hatta iktidarın gözdesi olmaya epeyce bir müddet, yani özellikle 2014'ün sonuna kadar, yani Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiği zamana kadar da devam ettiler. Yani buna dikkat etmek lazım diye düşünüyorum. Aslında o süreç ne zaman açıklığa kavuşacak? Birisi hakkın rahmetine kavuştu. Dönemin genel başkanı, genelkurmay başkanı Yaşar Büyükanıt'ın kendisiyle mezara götüreceğini söylediği, Sayın Cumhurbaşkanı'nın da, şimdiki Cumhurbaşkanı, o zamanki başbakanın da teyit ettiği aralarındaki görüşmenin sır olmaktan çıkmasıyla, ki bir gün mutlaka çıkar, iki kişi arasındaki hiçbir şey sır olarak ilanihaya kalamaz. Dolayısıyla çıkmasıyla biz 27 Nisan denilen tarihte 27 Nisan diye damgalanan şeyin arka planını, gerçek yüzünü görmüş olacağız diye düşünüyorum ama burada önemli olan ne olduğu da değil. Yani bunlar bize çok şey açıklamaz. Asıl önemli olan şey şu: bu tür girişimlerin arkasında daima Türkiye'yi bir vasal devlet olarak gören emperyalist merkezlerin Türkiye siyasetini tasarlama girişimleri vardır. Eğer Cumhurbaşkanlığı seçimi söz konusu olmasaydı o aralıkta, ki Cumhurbaşkanlığı Türkiye'de siyasi rejimin kumanda merkezidir, şalter odasıdır, sigorta odasıdır. Yani nereye enerjinin gidip
gideceği ya gitmeyeceği, kesileceği kesilmeyeceğinin merkezi orasıdır. Başından beri. Türkiye'deki en önemli siyasi kurumdur Cumhurbaşkanlığı. Geçmişten bu yana. Çünkü bizim devlet geleneğimizde de bunun bir karşılığı var. Bu nedenlerle bir müdahale yapılıyordu. Orada yani Batı'nın kayyımı pozisyonunda bir siyasi otoritenin varlığı isteniyordu. Öngörülebilir bir siyasi otoritenin, bir siyasi figürün varlığı isteniyordu. Bunu temin etmek maksadıyla kurgulanmış bir hikayedir. Bunu şimdi bugün söylemiyorum. 2005 yılının Temmuz ayında Hürriyet gazetesinde yayınlanan Başbakan'a açık mektup diye bir mektubum var Sayın Tayyip Erdoğan'a. O mektubu okuyanlar bunu 2005 yılının Temmuz ayında böyle yorumladığımı, bunun bu gelişmelerden, bu gelecekten haber verdiğimi kanıtlarını göreceklerdir. Yine daha sonra verdiğim birçok röportajda da Türkiye'yi 15 Temmuz'a getiren sürecin nasıl yaşanacağını neredeyse safa safa anlattım ama hani oraya geleceğim de Genel Başkanım, mesela burada dış güçlerin kayyımı olacak bir siyasi model. Bu model 27 Nisan'da Recep Tayyip Erdoğan olmasın. Bu modele uygun bir isim değil midir? Doğru. Kesinlikle böyle. Çünkü öngörülebilirlik konusunda yeterli güveni sunmuyordu özellikle batılı merkezlere. O güveni sunan başka bir figür olmalıydı. 27 Nisan'da budur. 15 Temmuz'da 27 Nisan'ın bir reperküsyonudur. Evet. Şimdi 27 yani Nisan'da 15 Temmuz darbesinin de asıl kaynağı, sebebi oraya öyle bir iradeyi oturtma girişimi. Evet. Şimdi 367 krizini rahmetli Özal'ın Cumhurbaşkanı'nın seçiminden bu yana algılayan, yorumlayan, siyasi gündeme getiren iki siyasi kişilikten bahsettiniz. İyi iki evet. Siyasi kişilikten, ikisi de hükümette görevli, meclis başkanlığını biri bırakmış, biri Dışişleri Bakanı ve bu yapıda Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmasın diye Cumhuriyet Halk Partisi'nin o dönemki genel başkanı Deniz Baykal oraya oturmayacaksın diye resmini çekiyor, geliyor. Bu hengamede 27 Nisan bildirisi bir sonuç olarak ortaya çıkıyor. Şimdi evet. Anlıyoruz ki dış güçler Türkiye'yi yeniden tayin etme, reorganizasyon etme, belki Gladio yapısının yeni bir modelini oluşturmaya yönelik bir hamle var. Peki siz bu oyunu niye bozdunuz Sayın Mumcu? Yani Cumhurbaşkanı halk tarafından seçilme işini gündeme getirmeseydiniz rahatça meclis Cumhurbaşkanı'nı seçecekti. Aslında oyunu tam anlamıyla benim bozduğumu söylemek haklı bir şey olmaz. Zira oyunun o safhasını bozabilmiş değilim. O safhasında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olmadı, olamadı. Her ne kadar kardeşim Abdullah diye takdim ettiyse de o takdimdeki yüz ifadesine bakanlar o kardeşimin ne anlama geldiğini daha o yüz ifadesinden okurlar. Abdullah Gül'ün siyasi patronajına bir devir açıldı. Onu durdurmaya muktedir değildi. Şimdi 27 Nisan'la ilgili size daha ileri bir şey söyleyeyim. Aslında 27 Nisan'da bir tür darbeye maruz kalan, bir tür postmodern sivil darbeye maruz kalan askerlerdir. Çünkü ya da siz daha sonra devlet diyorsunuz ya, çünkü daha öncesinde yani bunların belgeleri bir gün mutlaka çıkacak. Askerler ve Tayyip Erdoğan arasında Vecdi Gönül'ün Cumhurbaşkanlığı üzerinde bir mutabakat vardı. Fakat bu mutabakat her ne kadar Tayyip Erdoğan'ın iradesine uygun olsa da orada bir kayyım isteyenlerin iradesine uygun değil. Dolayısıyla 27 Nisan dediğimiz sürecin mağdurları ile kazananlarını doğru ayırt etmek gerekir. Orada yani
Genelkurmay Başkanlığı ve Yaşar Büyükanıt'ı darbe ya da muhtıra girişiminin tarafı, bu tarafta da AK Parti'yi bir bütün olarak mağdur tarafı olarak görmek doğru değildir. O çatışmanın, o kavganın asıl merkezi AK Parti'nin dışında değil, içindedir. Dışarıdan bir müdahaleyle içindedir. Zaten daha sonraki tarih sahneleri bize bunun nasıl olduğunu gösterdi, kanıtladı. Bunu bugün yani artık böyle görmek istemeyenler için söylenecek bir söz yok. Ona ben hani bir şey demiyorum. Affınıza sığınırım. Cevap vermeme hakkına sahipsiniz ama siz bundan hareketle daha sonra biraz önce ismi geçen eski bir cumhurbaşkanına Majesteleri'nin valisi tabirini kullandınız. Bu nedenle mi kullandınız? Ya doğrudan doğruya kişiler hakkında artık konuşmaktan bir yarar ummuyorum. Ama şunun bilinmesi önemli. Bu mesele ne Abdullah Gül'le benim aramda bir mesele ya da şu partiyle bu parti arasında bir mesele. Bu meselenin esası şu. Batılı güçler, özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve onun müttefikleri, Türkiye'yi bir vassal devlet olarak, bir tabi devlet olarak görüyorlar. Vassal devletler iç işlerinde bağımsız, dış politikalarında bağımlı siyasalara sahiptirler tarih boyunca. Yani bir imparatorluğun güdümündeki bir beylik gibi düşün. Türkiye'ye yaklaşımı budur. Yani tam bağımsız bir Türkiye fikrini kabul etmezler. Emperyalizm hiçbir zaman hiç kimse için bunu kabul etmez. Yani dolayısıyla emperyalist blok içinde, daha doğrusu imparatorluk bloğu içindeki yer alan devletlerden, mesela İtalya'ya bakın, Fransa'ya bakın, İspanya'ya bakın, Almanya'ya bakın, onların da özellikle dış politika konusunda bağımsızlığına emperyal siyaset izin vermez. Ama Türkiye öyle bir ülke değil. Türkiye jeostratejik olarak o kadar kritik bir konumda ki, bir cephe durumunda. Yani iki bloğun çatışmasında en çok ve en acil etkilenecek ülke konumunda kim var? Türkiye. İşte Boğazlar ve Montrö tartışması meselesinde bir kez daha güncellendi. İşte şimdi önümüzde Ukrayna krizi büyüyüp bir savaşa dönüşürse bundan en çok Ukrayna'dan sonra en çok etkilenecek olan kim? Biziz. Burada bir çatışmayı kurgulayan veya çatışma olasılığı üzerinden bir siyaset kurgulayanlar kimler? Rusya ve Amerika. Türkiye'nin buradaki durumu ne? Rüzgarda ayakta durmaya çalışan, çok güçlü rüzgarlar, fırtınalar karşısında ayakta durmaya çalışan, kökleri daha henüz çok derinlere uzamamış bir ağaç, gövdesi henüz yeterince güçlenmemiş bir ağaç durumu. Dolayısıyla yani Türkiye'de siyaset yapanların bu yani fırtına etkisi yaratıcı dış etkilere duyarsız olmaları mümkün değil. Bunlar karşısında siyaset takip etmemeleri mümkün değil. Dolayısıyla biraz önce söylediğimi hatırlayın. Osmanlı sadrazam kabine tayinlerini ya İngiliz Büyükelçisi'ne ya Rus Büyükelçisi'ne danışarak yapıyordu derken ben sadece bir eleştiride bulunmuyorum. Bir gerçeğin altını çiziyorum. Nedir o? Zayıfsınız. Bu iki büyük güçten birini yanınıza almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi, ikisini birden karşınıza alamıyorsunuz. Aldık nitekim. Yani Rus-İngiliz ittifakı gerçekleşti ve ne oldu? Birinci Dünya Harbi, Osmanlı'yı paramparça ettiler. Yuttular. Bize Osmanlı'nın sahip olduğu toprakların 17'de birini bırakarak. Onu da çok görmüşlerdi. Onu da çok görmüşlerdi. Hala çok görüyorlar. Nur içinde yatsın. Dönemin askerleri, komutanları, aydınları, vatanperver, milliyetperver evlatları. Yani Mustafa Kemal ve silah arkadaşları bize bir bağımsızlığı, bize bir devleti, bize bir cumhuriyeti
bağışladılar. Bir mücadeleyle. Milletimiz bunu kazandı. Ama mücadeleyle. Şimdi kayıtla, elde etmek ziyanla. Değil de elde tutmak önemli. Sayın Genel Başkan, 23'ünde Cumhuriyeti, bağımsızlığı, milli mücadeleyi bu insanlar kanlılarda, çarıklarla, yamalı pantolonlarla aç susuz yaptılar, becerdiler. Ama Türkiye 1940'larda NATO müktesebatına gittiğinden bu yana Gladio'dan elini eteğini kurtaramıyor. Birinci Dünya Savaşı milli mücadelede nasıl İngiliz muhipi, Fransız muhipi, Amerikan muhipi cemiyeti vardı? Biz son darbe girişimlerde özellikle 15 Temmuz'da da gördük ki hala mandacı ve himayeci bir toplulukla tüm bağımsız Türkiye mücadelesi hızla alabildiğince devam ediyor. Bu meydanlara da sirayet etmiş bir nokta. Geldiğimiz noktada burada tam bağımsız Türkiye'den yana tavrını tüm Türkiye'deki münevverlerin oluşması gerekiyor. 27 Nisan'la ilgili eklemek istediğiniz bir konu varsa ben 15 Temmuz'la ilgili tarihi bir atıftan oraya geçmek isterim Genel Başkanım. Teşekkür ederim. Ben özellikle 27 Nisan değil de şunu söylemek istiyorum. Yani devletiniz, ordunuz, ekonominiz size yönelik taarruzları ya da kötü niyetleri def edecek kudrette değilse siyaseti, diplomasiyi daha etkin kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Daha verimli kullanmak zorunda kalıyorsunuz. Ama bu da nihai olarak yetmiyor. Çünkü kim ne derse desin bir diplomasi, bir siyaset, arkasına güçlü bir ekonomi, güçlü bir askeri destek almadıkça arzu ettiği sonuçlara ulaşamaz. Dolayısıyla Cumhuriyet'in tam bağımsızlık ve milli egemenlik idealleri 100. yılına geldiğimizde ne yazık ki tam gerçekleşmiş değildir. Ama bu Cumhuriyet'in başarısız olduğu anlamına gelmez. Ya da o değerlerin, o ideallerin anlamsız ya da geçersiz oldukları anlamına da gelmez. Biz Cumhuriyet nesilleri bu değerlerin farkına varmalıyız. Bu değerlere sımsıkı sarılmalıyız. Ama bu değerlere sımsıkı sarılmak katı bir imana sahip olmakla açıklanabilecek bir şey değil. Bunu mümkün kılacak yetkinlikle donanmak zorundayız. Siyasetimizi, kurumlarımızı, devletimizi, üniversitelerimizi, her bir mesleği yapan insanlarımızın her birini tek tek bu yetkinlikle donatmak zorundayız. Yani önemli olan şey bu. Dolayısıyla güncel konjonktürel siyasal gelişmelerin aktörlerine bakarak Ali şöyledir, Veli böyledir, yani Menderes şöyledir, Özal böyledir, Tayyip Erdoğan şöyledir, Abdullah Gül böyledir, işte Evren şöyledir veya bilmem ne Paşa böyledir. Buralardan bir yere varamayız. Bu onların kişisel meseleleri değil. Fotoğrafın geneline bakmak durumundayız biz. Karşı karşıya bulunduğumuz sorun bu anılan kimselerin ya da pozisyonları dolduran kimselerin kişiliklerinden çok öteye bir sorun. Dolayısıyla böyle bir bakış açısına sahip olmanın değerli olduğunu düşünüyorum. Aydınlarımıza düşen şey de artık gerçeği çarpıtıp durmaktan vazgeçip biraz açık, biraz yürekli konuşabilmeleri. Tabii. Yani biraz cesaret sahibi olabilmeleri. Tabii balın yani, tırmandığı kavaktan bahsetme gibi bir aydın diyalektiğini şiddetle reddeden bir kişi olarak evet. da şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyet'in aydınlanma projesine halen topluma inmemiş modelleri var. Radyo, yol, traktör ve din eğitimi evet. öğretimi alanında Cumhuriyet'in evet. yaptığı kazanımları belirtirim ben her zaman. Ama bir de Cumhuriyet'in milli ve iktisadi yönü var. İzmir İktisat Kongresi gibi konumuzda evet. ekonomiye şu anda gelemiyoruz ama zathaliniz 2007 yılında Anavatan Partisi grup toplantısında tarihi bir konuşma yapıyor. Değerli izleyiciler bunu YouTube'da Erkan Mumcu kanalında uzun versiyonu, kısa versiyonu görebilir.
27 Nisan'la ilgili bir bildirini belirtiyorsunuz. Bu bildiri değil diyorsunuz. Asıl önem halkın verdiği bildiri olarak söylüyorsunuz. O anda ekonomik kriz nedeniyle bir ailenin pazarlardan marul toplaması hadisesini belirtiyorsunuz ve Mijdan meselesi diyor. Ben o zaman da onu grup toplantısında dinlerken Solzhenitsyn'in kulak takım adalarına gittikten sonra ya diyorlar ki sen artık kabul et Stalin'in varlığını. Bak bir canım var ama o da diyor ki bir vicdanım var. O zaman öyle algılamıştım. Bu program öncesi yeniden dinledim. Böyle de algıladım. Orada Türkiye'nin 15 Temmuz'una ilişkin bir göndermeniz var. Ve biz 15 Temmuz'da bekleyen ve yakın tehlikeyi görmezlikten gelerek, erteleyerek, öteleyerek 15 Temmuz'u kucağımızda gördük. Bu devletin varlığına, devletin Anadolu ruh kökünün Ahmet Yesevi İmam-ı Maturidi'den getirdiği Ehl-i Sünnet itikadına, belki Türk'ün İslam'ı anlama ve yorumlama şekline karşı yönelik bir noktaydı. Ben bunu affınızla şöyle anlatırım. Mahlube yiyerek inkılap yapmayı, sızıntı okuyarak devlete sızmayı öğrenmiş bir neslin devlete karşı bir kafa koyma operasyonu ortaya geldi. Evet. Böyle bir noktaya geldi ve bu noktada bir 15 Temmuz fotoğrafımız var Sayın Genel Başkan. 15 Temmuz 2 nokta üst üste yine emperyal gücün Türkiye üzerine sergilediği yeni bir film mi? Bunun yerli işbirlikçileri kimdir? Kesinlikle dış bağlantılar olan, dışarıdan da tasarlanmış bir şey olduğunda şüphe yok. Affedersiniz, burada ben bir uyarı alıyorum. Siz şu anda beni duyuyor musunuz? Ben duyuyorum Genel Başkan. Evet. Bu ara işte sürekli bir mesajlar, bir şeyler oluyor. Şimdi 15 Temmuz konusu, yani esas hedefi yine iktidarı değiştirmek ve değiştirilmiş iktidar üzerinden yeni bir siyasayı egemen kılmak olduğu konusunda bir kuşku var mı? Yok. Bunda bir kuşku yok. Peki bundan mı ibaret? Hayır, bundan da ibaret değil. Bunu da biliyoruz. Yani buradan çıkarmamız gereken derslerden bir tanesi şu. Türkiye sürekli tahterevalliye bindirilmek istenen bir ülke. Yani kendi içinden, kendi varlığının, kendi gücünün bir kısmı tahterevallinin bir tarafına, diğer bir kısmı tahterevallinin diğer bir tarafına aktarılarak, yani kamplaştırıp kutuplaştırılarak dışarıdan idare edilmesi kolay, artık güç sarf etmeden idare edilmesi mümkün bir mekaniğin üstüne oturtulmak istenen bir ülke. Bunun gönüllüsü hainler olduğu gibi bunun farkında olmayan gafillerimiz de çok. Ama bizim farkına varmak zorunda olduğumuz şey bu Türkiye'ye dönük bu bakış, bu suiniyetler. Bunu bilmek zorundayız. Yani Türkiye dediğimiz şey kendinden ibaret bir şey değil ki. Türkiye dediğimiz şey Türklerin 5000 yıllık tarihi. Türkiye dediğimiz şey bu bölgenin, yani sadece Türkler de değil, bu bölgenin bütün mazlumlarının Kafkasya'dan, Balkanlardan, Kuzey Afrika'dan, Orta Doğu'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan. Bütün mazlumlarının ana vatanı burası. Bütün mazlumlarının vatanı daha doğrusu. Burası böyle bir ülke. Ve herkesi kucaklayan son derece geniş, açık, gani bir gönlün ülkesi burası. Hani demin dediniz ya Hanefi, Maturidi arka plana işaret ettiniz. Bu çok önemli bir şey. Bu çok çok önemli bir şey. Yani bizi bütün İslam toplumları içerisinde farklı bir yere koyan, bizi bütün İslam toplumları içerisinde özel ve ileri bir yere koyan şey işte bu yaklaşım. Ya nedir o? Onun da hakkını şimdiden verelim. Çünkü siyasetimiz ve devletimiz çoğu zaman, yani kendisi itikaden Hanefi ve Maturidi olan bir topluma eşari bir siyaset, eşari bir hukuk dayatmıştır. Cumhuriyet bizi
kendi tarihsel kültürel kodlarımızla buluşturan bir devrimdir aynı zamanda. Hangi kodlar? Hanefi Maturidi kodları. Yani buradan bir eşarilik düşmanlığı üretmek değil mesele. Ama giderek yani muhasırlaşma dediğimiz zamanın farkında olma, zamanın ruhuyla barışık yaşama, çağdaşlık dediğimiz şeye açık bir zihne sahip olmanın yolu bu eşari maturidi ayrımında maturidi yolunu seçmekten geçiyor. Neden? Çünkü ehli rey olmaktan geçiyor. Çünkü akla değer vermekten geçiyor. Çünkü sadece nakille yetinmemek, naklin de muhatabı olmak üzere aklın vazgeçilmezliğini teyit ve teslim etmekten geçiyor. Akla dayanmaktan geçiyor. Yani hala güneşin dünyanın etrafına da döndüğü inancıyla, hala hücre diye bir şeyin olmadığı inancıyla, hala söz gelimi düşünsel yetilerimizin merkezinin beyin değil kalp ya daha doğrusu yürek olduğu anlayışıyla nasıl yaşayabilirdik? Buharın gücünün farkına varmadan, mikrop diye bir şeyin farkına varmadan nasıl yaşayabilirdik? Hücre denilen gerçekliğin farkına varmadan nereye varacaktık? İşte virüs diye bir problemle karşı karşıyayız. Hadi gidin okutun, üfletin kendinizi. Niye aşı için uğraşıyorsunuz? Akıl başka bir şey. Bunlar aklın ürünü. Bunu bir Türk buldu diye övünmeye de hakkınız yok. Çünkü o adam artık Türk değil. Yani her ne kadar kökleri ve kültür kodları Türk olsa da o adam başka bir medeniyetin içinde üretti bunu. Sizin medeniyetiniz, sizin medeniyet kurulumunuz bunun üretilmesine imkan vermedi. Maalesef vermedi. Bak Rusya'dan aşı alıyorsunuz. Bak Çin'den aşı alıyorsunuz. Bak Almanya'dan, Amerika'dan aşı yalvarıyorsunuz. O da gelmiyor. Niye? Çağdaşlaşmadığınız için. Muasırlaşamadığınız için. Niçin muasırlaşamadık? Yeterince. Çünkü akla kıymet vermedik. Cenab-ı Hakk'ın bizde muhatap aldığı ilk ve belki de nihai şey olan aklı biz kendi kendimize iptal ediyoruz. Cenab-ı Hakk'ın Kitabullah'ta düşünmez misiniz, akletmez misiniz, sormaz mısınız? Sayısız kez hatırlattığı, vurgu yaptığı şey bizim için değersiz bir şey haline geldi. İşte bunu kim yaptı bize? Bunu kim yaptı bize? Bunu bize imparatorluk siyaseti gütmek zorunda olan siyasetimiz yaptı. Yani kadılarımızı, medreselerimizi eşari zihniyetine teslim eden siyasetimiz yaptı. Halkla barışık ve bağdaşık olmayan cumhuriyet değil, Osmanlı'nın ta kendisi. Bu gerçekleri konuşamadan varabileceğimiz bir yer yok. Ve bize bu millete din ve vicdan hürriyetini tanımak hususunda cumhuriyetin geldiği noktadan çok gerideydi Osmanlı. Şimdi durduğu yerde Osmanlıcılık hayalleri üfleyenlerin biraz hakikatlerle yüzleşmeleri gerekiyor. Kaldı ki Osmanlı da kendi acizinin farkındaydı. Soruyorum size, cumhuriyet devrimlerinden hangisi Abdülhamit döneminde başlatılmamış, uygulanmamış olsun? Bir tanesini söyleyeyim bana. Harf devrimi bile Abdülhamit'in önünde tartışılmış bir meseledir. Evet. Onun dışındakilerin kıyafet devrimi de dahil olmak üzere tamamı Abdülhamit döneminin, 2. Mahmut'tan başlayıp Abdülhamit'te nihayet eren dönemin ürünüdür. Bütün modernleşme girişimlerimiz, bütün modern okullar, modern eğitim, modern ulaşım, modern şehircilik, belediyecilik, haritacılık, karayolculuk, tıp, modern hukuk, mecelle. Hani şeriat üstelik diyenlerin hatırlaması gereken mecelle neyin nesi? Bir modern hukuk kodifikasyonu değil mi? Kodifikasyonu değil mi? Kim yaptı? Yani bunların hepsi resim, fotoğraf, tiyatro, opera, sinema, bunların hepsi. Bunların hiçbiri cumhuriyette başlamadı. Tabii burada... Ama cumhuriyet,
Ama Cumhuriyet bunların yanına bir şey koydu. Çok i̇şte, önemli bir şey koydu. Evet. Milli egemenlik. Milli egemenlik. Yani iktidarı, yani egemenliği babadan oğula devredilen bir şey olmaktan çıkarıp vatandaşların eline verdi. Cumhuriyetin kıymetini bilmeyen nankör olur, nankör. Ama şimdi dönüp hala ham Osmanlıcılık hayalleri kuranların akıllarını başlarına toplamaları. Evet. Şimdi bir bedel ödeyerek milli mücadeleyi, Kuvayi Milli'yi başlatmışlar ama sizle baş başa bırakmamak için her türlü tabii, dış güçler ve işbirlikçiler bu işleri yapıyor geliyor. Bunu 15 Temmuz'da daha net olarak da görüyoruz. 15 Temmuz bir başlangıç olmadığı gibi bir sonuç da değil. Niye? 1966 yılından bu yana belki Zeyyat Keşefoğlu'nun ünlü kontur gerillacı, istihbaratçı, Amerika'da eğitim görmüş, Gladio eğitimlerden geçmişin, tedricasından geçmiş, Fethullah Gülen'in 50 yıldır pişirip getirdiği bir 15 Temmuz modeli var ve uyuyan Gladio'nun hücreleri içinde bu sadece bir unsur. Halen bir tehdit devam ediyor. Ama benim burada anlatmak istediğim... Çok önemli bir şey. Evet. Çok özür dilerim. Yani Fethullah Gülen'in geçmişten beri süre gelen irtibat ve iltisakına işaret ettiğin için bir şey söyleyeceğim. Fethullah Gülen bu konuda yalnız değil. Değil. Aynı modelde onlarca adam. Cemalettin Kaplan. Aynı adamda yetişiyor. Ya Abdullah Öcalan bile. Tabii. Yani aynı alanda onlarca yüzlerce adam siyasette, basında, bürokraside, devlette faal oldular ve bugün hala faaller. Ve uyuyan hücreler var. Ben Gladio'nun İslamcıları diye bir kaleme bir yazı aldığımda yer gök inledi, vay sen bizi Gladio'cu olarak dedi. Halen Türkiye'de İslami kesim cemaatlerin arasında bu Gladio'nun uyuyan hücreleri var. Bunlar bazen kafalarını kaldırır, bazen koordine olur. Ama en dominant oldukları günlerden biri 15 Temmuz. Sadece FETÖ'cüler yok bu işin içinde. Türkiye'deki Selefi unsurlardan tutun da Vahabilere kadar dış güçlerin etkisiyle Türkiye'nin itikadi donanımını alt üst edecek bir operasyonun içindeler. Yani ben 15 Temmuz'la ilgili çok konuşurum ama önemli olan burada Erkan Mumcu'nun ne dediğini öğrenelim. Fehmi'ciğim, İngilizlerin Hindistan'da, Afganistan'da, İran'da, Irak'ta, Mısır'da, Suriye'de, Hicaz Yarımadası'nda yaptıkları örgütlenme, istihbari örgütlenmeyi özellikle dini cemaatler ve din adamları imgeleri üzerinden yaptıkları örgütlenmeleri, ajan devşirmeleri Türkiye'de yapmamış olmaları mümkün mü? Hadi yani Türkiye'nin bundan muaf kılınması için, muaf sayılması için bir neden var mı? Şunu ya da bunu karalamak için söylemiyorum. Ama her Müslümanın da gözünü açık tutması lazım. Her Genel Türk evladının da gözünü açık tutması son lazım. Son bir dakika, son sözünüzü alacağım tamam. Ama burada peki, şunu söylemek istiyorum. Bizi Anadolu'nun herhangi bir yerinde şu anda Ramazan'ın bu erken saatlerini dinleyen vatandaşlarımızın irfanı ve izanına güveniyorum. Ben de öyle. Bu benim için hakikat kadar, imanım kadar kuvvetli bir inanç. Bu irfan ve izan bizi ayakta tutan ve benim dayandığım en temel güçtür. Programımızın sonuna geldik ama zaten sizden son sözleri alalım efendim. Daha ileri bir şey söyleyeceğim. İnsanlık aydınlanma ile ergenlik çağına girdi. Onu olgunluk çağına, erişkinlik çağına eriştirecek fikri, düşünsel ve iman potansiyelinin bizde olduğuna inanıyorum. Bu çok romantik gelebilir. Türkiye'ye bugün bakanlar Türkiye'yi perişan halde, çöküş halinde görüyor olabilirler. Ama ölçeklendirmeye dikkat etsinler. Zaman 5000 yıllık tarihi olan bir toplumun hayatında 50 yılın ne önemi var? Sadece 3 gün, bir insanın 3 gün hastalanması neyse
toplumun hayatında 50 yıllık Badire'nin de anlamı bundan ibarettir. Evet. Biz büyük potansiyellere sahip bir toplumuz. Çok teşekkür ederim. Cumhuriyetin önümüze açtığı ışıkla da insanlığa, muasır medeniyete yepyeni ufuklar sunacağımıza ben canı gönülden inanıyorum. Ama bu bir nesil meselesi değil. Bunun altını çizmek gerekiyor. Çok teşekkür ederim. Sayın Genel Başkan, Sayın Erkan Mumcu'yu özlemişiz. Bir program yetmedi. Ve bu program öncesinde yüzlerce mesaj aldık. Bu programı ilgiyle izleyen Erkan Mumcu'yu davet ettiğimiz için bize teşekkür eden değerli izleyicilere de saygılar sunuyorum. Eda Yarcı hanımefendi, bizden daha önceki programın sahibi, bize son yarım saatini verdi. Ona da ekranlardan teşekkür ediyorum. Politik Adam programı gelecek hafta yeni konu ve konuklarıyla ekranlarda olacak efendim. Hayırlı Ramazanlar. Kıta sahanlığımızın batı sınırlarında belirlenen Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da nasıl mücadele edeceğiz? Önce Türk milletiyle uğraşmak, Türkiye ile uğraşmak.